konuşalım biraz. Yarın kritik bir gün. Yarınki beklentileri de konuşacağız ama manzara ne anlatıyor? Hızlı hızlı birkaç soru birkaç yanıt. Meslektaşımız Altan Sancar aramızda. Selamlar. Merhabalar Can Bey. iyi yayınlar. Teşekkürler. E, denkleme Buğra Kavuncu eklendi. Bir kısa yorum alayım. Ne düşündürdü? Nasıl etkiler? Azmi Mahmutoğlu Buğra Kavuncu aynı oy potansiyeline sahipler görüşü çıktı ilk başta ortaya. Sonra denildi ki Azmi Karamamutoğlu MHP'den daha çok oy alabilir. Buğra Kavuncu CHP'ye dönük de bir aday bir bakıma. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şöyle başladım. Ben İYİ Parti'nin son dakikaya kadar adayının Buğra Kavuncu olacağını söylüyordum ama son dakikalarda son birkaç günde şöyle bir iddia artık kulağımıza gelmeye başlamıştı. Oğlu'yla bir görüşme yapıldı. Oğlu'nun buna sıcak baktığı belirtiliyordu ama son anda ee, İbre yeniden Burak Kavuncu'ya dönmüş gibi görünüyor. Şimdi bir fotoğraf vardır. E, muhtemelen e, izleyicilerde izleyiciler de görmüştür. Bir masa etrafında Canan Kaftancıoğlu, Burak Kavuncu, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu oturuyordu. Şimdi o fotoğrafın verilme sebebi aslında Ekrem İmamoğlu'nun ittifak adayı olarak seçilmesiydi. E, ve Burak Kavuncu çok açık söylemek gerekirse hele ki Ekrem Bey ile Canan Hanım'ın arasına soğukluk girdikten sonra Ekrem Bey'e herhalde ittifak partisi olması nedeniyle de en yakın isimlerden biriyle en yakın il başkanıydı Buğra Kavuncu. Hala açılışta oradaydı, her etkinlikte oradaydı. Çok sık bir şekilde Ekrem İmamoğlu ile görüntü verirdi Buğra Kavuncu. Ee, çok defalarca övdüğü bir isimdi. Ee, nasıl eleştirecekler? Nasıl vaatlerde bulunacaklar? Ben de merakla bekliyorum. Ee, çünkü hani örneğin Ankara için e, denildi ki kayıp 5 yıl var. 25 artı 5 diye 30 yıllar tamamlandı. Hı hı. Ee, sonra Meral Hanım'ın e, Mansur Yavaş'ı övdüğü videolar ortaya çıktı. Şimdi benzeri burada da çıkacak. O yüzden e, ben biraz İyi Parti'nin adaylarını e, hani Meral Hanım'ın tabiriyle kazanacak adaydan ziyade mecburi istikamet adayı olarak tanımlıyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü e, en nihayetinde 5 yıl boyunca övdüğünüz Cumhurbaşkanlığı adaylığına, Cumhurbaşkanlığı yardımcısı adaylığına. E, layık gördüğünüz insanlara karşı nasıl bir muhalefet geliştireceksiniz? Tabanınızı buna nasıl ikna edeceksiniz? Ben hala emin değilim. E, o yüzden ilginç bir yarış olacak. Fakat e, hala Azmi Kara Mahmutoğlu'nun belki de sizin daha az önce söylediğiniz gibi daha avantajlı olma ihtimali söz konusu bu yarışta. Neden? Çünkü Alparslan Türkeş'in atadığı son ülke ocakları başkanı. Ve bu sebeple de ülkücü camiye içerisinde e, zaman zaman eleştirileri eleştirilerin odağı olsa da özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tabanında karşılık bulabilecek bir isim. E, bu sebeple dikkat çekici. Fakat dikkatimi çeken bir diğer noktada daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu söyleyen e, Zafer Partisi ile CHP arasındaki protokolde yer alan İmam Bakır Hüküş'ün de e, çok açık bir şekilde e, Kara Mahmutoğlu'nu destekliyor olması, çalışmalarına katılıyor olması... E, bu da e, dikkatimden kaçmadı açıkçası. Peki. İlginç bir yarış olacak. Ekrem İmamoğlu için e, zorlu bir dönem başlıyor. E, ama henüz o zorlu dönemin iki önemli aktörü yani yeniden Refah ve Dem Parti kararını vermedi. Başkentte yine Anka parkı mı tartışacağız Altan Sancar? Şimdi e, orayı canlandırma vaadi geldi Turgut Altınok'tan. Ankaralılar ilgileniyor mu bu meseleyle o kadar? Yani er geçtiklerinde vah vah burası da atıl kaldı mı? Diyorlar ne gerek vardı da yapıldı bak şunun sonucuna mı diyorlar. Ben her gün geçiyorum Can Bey. Günde iki defa e, evimin yolu üzerinde olduğu için her gün iki defa oradan geçiyorum. Ve emin olun her gün iki defa geçtiğimde şunu söylüyorum. Bu kentin bu kadar altyapı sorunu varken, bu kentin bu kadar içme suyu sorunu varken, bakın Ankara Türkiye'de en çok hazır su satışının olduğu, damacana su satışının olduğu kentlerden biri. En çok su arıtma sistemlerinin evlere takıldığı kentlerden biri Ankara. Buraya harcanan parayla tüm bu sorunlar çözülebilirdi. Burası Melih Gökçe'nin kendisini tatmin etmek için ve Ankaralıların bütçesini yemek için yaptığı bir projeydi. Emin olun ki Ankaralılar bunu tartışmıyor. Bunu bir Ankara, artık Ankaralı diyebilirim herhalde kendime. 10 yıla yakın süredir buradayım, burada yaşıyorum. Ee, Ankaralı'nın gündemi Ankapak falan değil. Buna emin olsunlar. Ee, Ankaralılar Melih Kökçe'nin gidişiyle birlikte derin bir nefes aldılar. Ee, ve Ankapak ile Ankaralı'nın gönlünü almak öyle çok da kolay olmayacak. Gelelim İzmir'e. İzmir'deki belirsizlik yarın sabaha kadar sürmesi beklenen toplantıyla son bulacak deniyor CHP açısından. Ee, iktidarın adayı Cumhur İttifakı'nda aday diyelim. E, Hamza Dağ oldu. İzmir'deki İyi Parti adayı Ümit Özdağ ile bazı iddialar var çekilecek vesaire diye ama e, buna dair herhangi bir e, doğrulama gelmedi. Ne olacak İzmir'de? Yarınki aday e, merasimi toplantısı sabaha kadar sürmesini bekliyor musun CHP toplantısının? Ha bir de Antalya var. Onu da sormadan olmaz. Şimdi saat ya cumartesi saat 13'te Özgür Özel e, eskişehir'e gidecek. Aradaki mesafe kısa elbette ama e, e, buna göre ayarlanacaktır. Muhtemelen toplantının bitimi biraz da. Fakat hazırlıkla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu toplantının çok uzun süreceği yönünde 18 deniliyor ama 18'de başlayabilecek mi ona bakacağız. Öncelikle MYK toplantısı var. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine ziyaretçi girişleri kapatıldı. Artık ziyaretçi girişleri yok CHP genel merkezinde ve yarın da bu yasak devam edecek. Çünkü ee, İzmir'i sorduğunuz için söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin otoparkı 35 plakalarla dolu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Öyle İzmir'de mi? Bu, bu önemli bir manşet. Şu anda tabii. CHP Genel Merkezi'nin otoparkı 35 plakalı araçlarla dolu. Tabii tabii yani, e, yani şu andan hani ziyaretçi kabul etmedikleri için ayrı bir durum ama dün ben hatta saat 8 sularında da uğradım CHP Genel Merkezi'ne. O saatte bile İzmir plakalı araçlar vardı. Cumhuriyet 07 Halk Halk plakalı, Partisi plakalı var mı? 07 az. 07 az, Antalya da az peki. Bütün, bütün kuvvet açıkçası İzmir'de. İzmir'de durum ne? İzmir'de son bir dörtlü anket yapıldığını biliyoruz. Bu dörtlü ankette yer alan isimlerden e e bazılarını öğrenebildi. E bunlardan biri e Buğra Gökçe, e Buğra Gökçe dörtlü ankette yer alıyor. Filiz Ceritoğlu dörtlü ankette yer alıyor. Bildiğimiz kadarıyla da Cemil Tugay e, yine bu dörtlü ankette yer alan isimlerden biri. Son isim için farklı iddialar var. Kimileri Tunç Soyer, kimileri Olgun Atilla diyor. Böyle bir durum var. Yani son dört ismin yer aldığı bir anket yapılıyor. Fakat bir şeyin altını çizmekte fayda var. Ben hala İzmir'in yarın çıkıp çıkmayacağına emin değilim. Yarın e, yapılacak toplantıda aday isminin duyulup duyulmayacağına emin değilim. Bir kontra ben soru Altan İzmir'de. Sancar bazı yerlerde duyuyoruz. Mesela Mehmet Siyam Kesimoğlu'nda duyduk. Şimdi Trakya hattından böyle bir örnek var. Ne oldu? Aday gösterilmedi. Bağımsız girdi. Kazandı sonra CHP'ye döndü tekrar ama. Tekrar katıldı. Evet. Oldu ki Tunç Soyer aday gösterilmedi. Tunç Soyer'in böyle bir şey yapacağını düşünenler var. Az olsa da. İhtimal veriyor musun? Yani ben açıkçası Turç Soyer'le ilgili bu bilgiler yani bu iddialar daha doğrusu kulağımıza geliyor. Hı hı. Bu iddianın e, ya da bu ihtimalin üzerinde duranlar var ama ben hani Tunç Bey'i de tanıdığım için de söyleyeceğim bunun olma ihtimali çok düşük açık Peki. söylemek gerekirse. E, bu olmaz hı hı. ama e, ben hala İzmir'in yarın açıklanmama ihtimalinin olduğunu, İzmir'de bir sürprizin de olabileceğini düşünenlerdi. Antalya için Antalya için e, elbette ki Muhittin Böcek MYK'dan çıktı e, e, fakat e, parti meclisine inmedi. Antalya'da tam bir kaos hakim desek e, yeridir. Çünkü Antalya'da konuyu altı Murat Paşa e, gibi belediyeler, yine Büyükşehir Belediyesi gibi e, belediyelerde henüz bir netlik sağlanabilmiş değil. E, bu sırada görüşmeler, bu sırada taraflarla toplantılar da devam ediyor e, belirlenmesi için. Elbette ki Muhittin Böcek bir tık önde çünkü MYK'dan ismi çıkmış bir isim fakat bir noktayı atlamamak gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi bir işbirliği arayışında ve bu işbirliği arayışı bazı yerlerde bazı kararları etkiler mi etkilemez mi tartışması var ki Antalya bunlardan biri Şimdi bugün paralel olarak e, düm, hatta bugün başladı e, DEM Parti'nin MYK'sı yarın da DEM Parti'nin parti meclisi ve MYK toplantıları devam edecek e, nihai kararlar verilmeye çalışılacak burada bu durum Antalya'yı da etkileyecektir. Bu Tabii. sebeple Antalya konusunda acaba Ümit Uysal olabilir mi sorusu da yeniden MYK'dan Muhittin Böcek ismi çıkmış olmasına rağmen güçleniyor. Bir ilçadı verilmiyor ama Antalya'da bu hafta olmasa da son ayın son haftasında bir parti meclisi toplantısı daha yapılması Hatta o parti meclisi toplantısında zaten İzmir'in belirlenmesi bekleniyor ee, Antalya'da bazı değişiklikler olabileceği de daha önce açıklanan bazı isimlerden değişiklikler olabileceği de söyleniyor Dem Parti'ye geldik konu o halde en meşhur soruyu sormak lazım Bir anda Başak Demirtaş'ı konuşmaya başladık Kulislerde bir bir buçuk aydır dillendirilse de İstanbul hesabını nasıl yapacak gibi görünüyor Şu gün için Dem Parti şu gün için henüz net kararını vermedi Dem Parti. Öncelikle onun altını çizmekte fayda var. Yani Dem Parti biz İstanbul'da Buraya Halk Partisi ile bir kent uzlaşısı üzerinden işbirliği yapacak mıyız, yapmayacak mıyız sorusunun yanıtını vermiş değil. Bu yanıtı arıyorlar. Aynı zamanda Dem Parti'nin kendi iç meseleleri de söz konusu. Ön seçimden kaynaklı, ön seçim sonrası yaşanan tartışmalardan kaynaklı da bazı hususlar var. Fakat Dem Parti ee, Biraz daha öyle görünüyor ki biraz daha İstanbul'da Ekrem İmamoğlu lehine bir karar almaya yakın. E, nereden çıktı Başak Demirtaş'ın e, bu çıkışı e, sorusu aslında Dem Parti içerisinde de soruluyor. Bunun belli başlı yanıtları da veriliyor partililer tarafından. E, hatırlayacaksınız Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını söylemişti. Tabii. Fakat son dönemde bu çıkışıyla birlikte aslında aktif siyaseti bırakmadığını da bir kez daha kamuoyuna ilan etmiş oldu. Ee, ben açıkçası DEM Parti içerisinde de belli başlı yani her partide olduğu gibi fikir ayrılıklarının farklı bakış açılarının olduğunu görüyoruz. Ee, aslında Başak Demirtaş'ın bu çıkışı da biraz o içerideki farklı bakış açılarından kaynaklanıyor. Ee, bunu sadece bir DEM Parti'nin tümünün çıkışı olarak yorumlamak. Esas olarak buradaki çıkış DEM Parti içerisindeki fikir ayrılıklarının bir dışa vurumu. O fikir ayrılıkları e, ya bugün ve yarın gerçekleştirilecek toplantılarla, ne derece ortadan kaldırılırsa kararda bu yönde olacak. Memleket Partisi liderinde de saat 11'de kameralar karşısında görecekmişiz. Otel ismi birazdan duyurulacakmış. Nereye yakın? Partiyi CHP'ye götürmeye mi, işbirliğine mi? Şu dakika itibariyle bilmiyorum yani ne kadar değişir ama son gelen bilgiler neydi Sayın İnce Cephesinden? Belli başlı iddialar var. Öncelikle o iddiaları konuşmak lazım. E, Memleket Partisi için bazı belediyelerin kendilerine bırakılabileceği ya da kendilerinin talep edeceği, kendilerinin işaret edeceği adaylar olabileceği yönünde ama CHP genel merkezi bunu pek de doğrulamıyor açıkçası. E, ben daha önce de söylemiştim. Bu e, Cumhuriyet Halk Partisi açısından ve Memleket Partisi açısından bugünkü tablo bana şu izlenimi veriyor. Bir işbirliğinden ziyade bir güç birliği. Bu güç birliği Memleket Partisi'nin e, belki CHP'ye katılmasıyla, belki birlikte hareket etmeleriyle, iki ayrı parti olarak da olsa birlikte hareket etmeleriyle ortaya çıkacak ve e, eskinin küskünlüklerinin artık yerini birlikte hareket etmeye bırakacağı bir noktaya gidecek izlenimi var. E, Cumhuriyet Halk Partisi cephesi Muharrem İnce'nin yapacağı açıklamadan umutlu görünüyor. E, bir güç birliği, e, tekrarlıyorum bir iş birliğinden öte bir güç birliği, birlikte hareket etmenin daha çok ön plana çıkacağını düşünüyorlar. Memleket partililer de e, içeride farklı fikirlerin olduğu ve çoğu e, memleket partilinin de o zaman hadi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılalım dediğini de söylüyorlar. Fakat en nihayetinde e, Muharrem İnce bir lider orada ve Muharrem İnce'nin burada son sözü söyleyeceğini de unutmamak gerekiyor. Altan Sancar teşekkür ediyorum. Yarın sıcak hareketli bir gün. İlla ki irtibatta oluruz. Görüşmek üzere. Kolaylıklar.